Nintendo Switch'i sattım arkadaşlar. Evet. Bugünkü konumuz bu. Nintendo Switch'i niye sattım peki? Neden sattım? Bu konuyu sizlere bu videoda açıklayacağım. Yaklaşık bir buçuk ay önce yani böyle bir Temmuz'un başı vesaire o zamanlardı. Ee, çok istiyordum bu konsolu. Sizlere de hep söylüyordum. Hatta canlı yayınlarda bar falan açmıştım böyle. şimdi i̇şte Nintendo Switch almak istiyorum vesaire diye. Sonra bir şekilde aldım. İyi fiyat aldım 1400 liraya falan almıştım güzel bir fiyatı aldım Fakat sonradan e, Bir buçuk ay içerisinde yazın e, Özellikle yani yazlığa gittim orada işte İzmir'e gittim Ayvalık'a gittim ne bileyim Antalya'ya gittim yolculuk esnasında gerçekten çok güzel bir konsoldu Hani yolculuk esnasında Mario oynamak Resident Evil Revelations oynamak Hollow Knight oynamak gerçekten çok keyifliydi onda hiçbir sorun yok Ama Sonrasında Dedim ulan bu döviz ve kur artmaya başladı. Hani bu konsol lüks olmaya başladı dedim ya bir anda. Evet bir anda bu konsol e, benim için lüks olmaya başladı. Çünkü yani zaten konsolun kendisi pahalı biliyorsunuz yakın zamanda CD Media e, adlı bir firma Yunanistan'a bağlı bir firma aracı olarak konsolu buraya getirmişti ama 2800 lira arkadaşlar 2800 lira oyunlar 400 lira. Türk Türk dil desteği yok Türkçe bir arayüz yok Türkçe bir satış kanalı yok adam gibi yani şeyde e, dijital platformda Nintendo e olarak söylüyorum Hani e, dolar da yükseliyor kur da yükseliyor oyunların fiyatı 400-500 lira oluyor yani hala Mario Kart vs. 2015'te çıktı Wii U'ya hala 60 dolar 60 dolar şu an ne kadar biliyor musunuz? biliyorsunuz. O yüzden söylemeyeceğim. <laughs> o kadar yani. O kadar o kadar büyük bir fark yani. 2 450 500 lira ya Mario Kart oynayacağım ya Mario Kart. Ya bir de konsolu satmamın asıl amacı aslında bunlar da bir tane daha yolu var. Ya oyun yelpazesi çok düşük hakikaten ya. Gerçekten yani Nintendo ağır Nintendo hayranı değilim. Nintendo'yu seviyorum ama ağır bir Nintendo hayranı değilim. O yüzden ee, bu konsol hakikaten lüks gelmeye başladı. ne? Yani çünkü Mario Kart, Super Mario, DC tamam çok güzel, Zelda vesaire de e, ee, başka ne oynayacağım ben ne oynayacağım? Hep indie oyunları mı oynayacağım? Ya oyunun eShop'a bakın arkadaşlar konsola bir bakın eShop'ta %70'i indie oyunlar. Yani Steam'deki eskiden çıkan oyunları Nintendo Switch'e getiriyorlar. Abi nerede? Mesela atıyorum. Assassin's Creed serisi. Nerede? E, GTA'lardan bir tanesi. Nerede? Resident Evil benim için mesela almak istediğimizler mesela bir oyun olabilir diye düşünüyorum. Ben nerede? Tomb Raider'ın devamı hani onları da çıkartabilirsiniz. Ya yani düşük grafikte olsa bile elde oynama hissiyatını da e, güzel bir şekilde verebilirdi. Ama sorun şu gerçekten de lüks oldu arkadaşlar. Gerçekten de lüks oldu ve konsolu satmaya karar vermiştim. Sattım. Bir hafta önce ne aldım? Pro aldım arkadaşlar. Evet. 1080p monitöre PlayStation 4 Pro aldım. Konsolu 1900 liraya sattım. Ee, i̇kinci yer olarak temiz bir şekilde Letgo'dan aldım ve 2850 liraya 1900'e sattım. 1850 liraya da PlayStation 4 Pro aldım. Sizce iyi yapmış mıyım? Yorumlarda belirtin. Neden PlayStation 4 Pro aldım? Ben de zaten PlayStation 4 yok mu? Var arkadaşlar ama şöyle PlayStation 4'ü ben abime verdim. Abimin konsol oldu. O da yurt dışına götürdü sevgili arkadaşlar. O da yurt dışında oynuyor. Şimdi benim elinde konsol yok. Nintendo Switch'im var. E Spider-Man geliyor. Red Dead Redemption geliyor. Ben nasıl oynayacağım? Bu oyunları nasıl oynayacağım? Çok sevdim oyunlar. Belki de Mario Odyssey'den daha çok bekliyorum bu oyunları. Özellikle Red Dead Redemption yani. O yüzden satmak zorunda kaldım. Daha Last of Us Death Stranding diye saymıyorum hatta yani. Fiyatlar konusunda hala PlayStation 4da aslında PSN'de de fiyatlar yüksek. 300 lira Spider-Man. Ama yine de Nintendo Switch'e daha iyi. Nintendo Switch'e göre daha iyi. Çünkü indirim oluyor. Nintendo Switch'te indirim olmuyor. Nintendo eShop'ta indirim olmuyor. Olduğu indirim de %5. Mario Kart 270 lira atıyorum. 260 lira, 250 lira, 240 lira yetmez. Alamam. O kadar para bilmiyoruz biz. O yüzden arkadaşlar Nintendo Switch'i bu yüzden sattım. Pahalı olduğu için, lüks olduğu için, Oyunların tam zamanlı çıkmaması ve oyunun çıkmaması yani üçüncü Parti oyunların çok az çıkması Önceki nesle göre video göre çok e, Daha çok çıkıyor yanlış anlaşılmasın Video'da falan hiç çıkmıyordu 3DS'te hiç çıkmıyordu Ama Yeterli değil hala Hala yeterli değil. ama çok güzel bir konsol almak isteyenler varsa e, Alabilirler ben denedim Hakikaten çok rahat ve çok güzel bir konsol O konuda Hakkını verelim yani şimdi e, Neyse arkadaşlar Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bu şekilde anlatmaya çalıştım. Yani e, PlayStation 4 Pro aldım. Ve spider da aldım bu arada arkadaşlar. E, 7 Eylül'de spider videosu gelecek. Benden göreceksiniz oyunu isterseniz. izlemek isterseniz. 7 Eylül saat e, öğle 2'de videoyu yükleyeceğim arkadaşlar. Herkesi o videoyu izlemenize, izlemeye, izlemenize ne ya? İzlemeye davet ediyorum sevgili arkadaşlar. Kendinize iyi bakınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. وشكراً